Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size sorayım. Ölümü bayılmak mı zannettin mi yapayım? Dava adamını mı yapayım? Peki. Ölümü yapayım. Ölü mü? Tamam. Yarına 3 saat kala bile olsa, saat gece 3'te mezarlıkta, toprağın üstünde sonunda biteceğini bildiğin halde karanlıkta, mezarlıkta, toprağın üstünde vehmettiğin, zannettiğin mahluklardan da ihtimal zarar görme zannından mezarlıkta 3 saat bile gece kalamazken, mesela bir yerden kaçıyorsun, kaçmak zorunda kaldın, mezarlık toprağın üstü, toprağın üstü, yarına 5 saat sonra, 3 saat sonra güneş doğacak kesin, mezarlıkta karanlıktasın, toprağın üstüne bak, toprağın üstündesin, sabaha 5 saat var. Cin, ervah habise, hortlak, ne düşünüyorsan bunların gelme ihtimali var, gelmeme ihtimali var. Gelebilir de gelemez de. Ama kesin sabah yaşarsan 5 saat sonra güneş doğacak. O tür sıkıntılar gidecek. Böyle olduğu halde toprağın üzerinde, mezarlığın üzerinde, mezarlıkta 5 saat kalamazken, kalamazsan, dışarıya çıkma bitme ihtimali yok iken, yani kabirin için, eğer içine girersen dışarıya çıkma ihtimali hiç yok iken, mahlukların, ervah habiselerin, cinlerin olma ihtimali de, o ihtimali de değil, kesin kesin karşısında olduğun halde toprağın üstünde değil, altına nasıl kalacaksın? Namazsız, oruçsuz. Yani toprağın üzerinde kalamıyorsun da. O da yarına kadar. Toprağın altında ise bir daha çıkma yok. Güneş doğmayacak. Ervah habise mevadi şerire gelme ihtimali yok. Kesin gelecek. Ve mezarın üstü bu. Mezarın üstüne dayanamazken, duramazken altında nasıl duracağız? Oruçsuz, namazsız, davasız. Sen ölümü bayılmak mı zannettin? Sen kabri tatile gitmek mi vehmettin? Oradan en sonunda çıkacağım hayal mi ettin? Mezarlık üstü, mezarlığın üstü, kabir ise altıdır. Bulunduğun yer, sıkıntı çektiğin yer, kabrin, mezarlığın üstü. Kabir ise bunun altı. Sen tatili gittiğini mi zannediyorsun? Ya bir şey olur canım. Ya onu almadık be, geri dönelim. Ya tamam otur, orada bir şey olur ya. Yazlığa mı gidiyorsun zannediyorsun? Buradaki işlerine boş ver, bir şeyler olur demezken, orayı için bunu nasıl dersin? Boş ver, bir şeyler olur. Burada dünyadaki işlerin için villaya, yazlığa giderken demiyorsun da. Sende hiç mi kafa yok? Sende istikbal endişesi hiç mi kalmadı? Hiç mi endişe etmiyorsun ya? Sen ölünce ilk gece hastanenin buzhane morgunda vücudun taş gibi donacağını yok mu zannettin? Çok aldığım için söylüyorum yurt dışında. Yarın da bir cenazeye gidiyoruz. Alacağız çünkü sıcak dedi, noktan aldı. Vefat eder etmez şeye alınıyor, evden morka alınıyor. Ve bilmezsiniz siz, elinizi bilmezsiniz. O morktan çıkarken sabah yıkamaya, taştır taş. Ton ton ton. Ceset donuyor. Etta. Diyor ki, sen ölünce ilk gece, ilk gecen,
hastane buzhane morgunda vücudun taş gibi donacağını yok mu zannediyoruz? Kefenlenip toprağa değil ameliyathaneye gidiyor mu muyuz? Gidiyorum zannediyorsun. Beşinci katta hastanede serviste yatıyorsun. Elbiseyi giydiriyorlar. Ya korkuyorsun. Niye? Bodrum'a ameliyathaneye ineceksin. Biliyorsunuz bu ameliyathaneler Bodrum'dadır. Lan döneceksin işte. Ya kesin inandığın halde o ameliyat elbisesini giyip Bodrum'a inemezken, endişe ederken dönme ihtimali kendince %100. Döneceksin. Aşağı iniyorsun ama çıkacaksın. Toprağın altı ise çıkmak yok. Sen ameliyathaneye indiğini mi zannediyorsun? Kefeni ameliyat elbisesini mi vehmetti? Burada buraya dönme ihtimali olduğu halde narkozlu ameliyattan korktuğun halde korkuyorsun. Sen burada çıkma ihtimali olduğu halde korkuyorsun. Sekerat narkozundan sonra buraya değil, öteye uyanacağını ne çabuk unuttun. Şimdi ameliyathanede uyanınca nerede? Gel buraya geliyorsun. Buradan gittin. Peki sekerat anında, ölüm anındaki narkozdan, narkozu yedin uyanınca. Nereye uyanacaksın? He? Oraya. Gel. Hayırdır siz kimsiniz? Peki hesap etmediğin kişileriz diyecektir. Burada ufak ikaza dayanamayıp burada bir tanesi sana bir şey dese, hani ikaz etse, o ikaza bile gurur yapıp dayanamayıp orayı ve o kişiyi terk edebilirken, ya böyle de ne hal benden eyvallah, küstüm lan sana, çekip gidebilirken, ya orada nereyi terk edeceğini zannediyoruz. Kime küsecek, nasıl küseceksin, nereye kaçacaksın? Orada bir dostunu kaybedince dünya cehenneme dönüyor. Orada Allah'ı kaybedince ne olacak durum? Dünyanın sinek ısırmasına bile denk gelmeyen ruhsal sıkıntıdan intihara başvurduğun halde oradaki sıkıntıların intihar seçeneği olmadığını bilmiyor musun? Peki intihar insan eder mi? Murt gidiyor. Etmez. Bak intihar seçenek olmuş, çıkış olmuş. Nimet olmuş. Nereye? Öyle ruhsal bunalım geçiriyor ki intihar seçenek olmuş. Peki bu kadar bu korkunç sıkıntıyı kaldıramıyorsun. Altından çıkamıyorsun. Altından çıkamıyorsun. İntihar ediyoruz. Niçin? Korkunç, intihar ne kadar korkunç bir şey ki biliyoruz. En azından ben düşünüyorum. Peki çektiği ruhsal azabı düşünebiliyor musunuz ki ona nispeten intihar seçenek olmuş? Peki orada intihar var mı? Peki intihar olunca ne oluyor? Kurtuluyor musun? Ustadın tabiriyle sineğin ısırmasından kaçıyorsun. Adam düşün, canavar geliyor, timsah. Ağzını açmış geliyor, sen sineklerle uğraşıyorsun. Buradaki küçük bir sıkıntıya dayanamayıp bunu yapıyorsun. Veya bunu düşünüyorsun. Peki orada neyi düşüneceksin? İntihar yok ki orada. Dünyada küçük sıkıntının intihar çıkış yolu zannettiğin halde be Hasan orada ne yapacak? Nereye güveneceksin? Ayet-i kerimenin bir mana meali şöyle geçiyor. Bu gidiş nereye? Bu gidiş nereye? Dönüşü olmayan ezeli ve ebedi yolculuğunu sakın unutma. Ne yapacağız şimdi? Abi korkutuyor musun? Yok, çıkış yolunu göstereceğim şimdi.
Namazlarını vaktinde kıl, akabinde tesbihatlarını mutlaka yap. Her gün Risale-i Nur'dan 5-10 dakika okumayı bırakma. Haftada en az 1-2 defa derse git. Gıybetten uzak dur. Silah-ı rahimi kesme. Geniş siyasi boğuşmalardan, haberlerden uzak dur. Namusunu muhafaza et. Televizyonlardan, fuzuli telefonlardan uzak dur. Onu bunu aşağılama, hakir görme. İhlası ve sadakatı esas rehber yap. Sünnet-i Seniyye'den, Edile-i Şeriye'den elini gevşetme. Ayrılma, ayrışma, kavga ve münakaşa etme. Kul hakkını yeme, varsa öde. Kaza namazı, kaza oruçların, kaza zekatların varsa ödemeye başla. Vicdanen senin olmayacak geleceğin peşinde koşma. Yani vicdanın rahatsız olduğu bir geleceğin peşinden koşma. Yani vicdanen biliyorsun ki bu benim değil. Vicdan sana azap veriyor bir iş, bir iş. Vicdanen senin olmayacak geleceğin peşinden koşma. Şüphelendiğin geleceğini şimdi yaşama. Yani geleceği nasıl vallahi ya? İyi değil ya, şüpheli. Madem yaşadığım hayat bana gelecek vaat etmiyor, bana endişe veriyorsa yaşama. Öyle bir yaşıyorsun ki yaşadığın vicdan azabı çekiyorsun. O sana harika bir ortam meydana getirmeyecek. Şüphelendiğin geleceğini şimdi yaşama. Ahirete şüpheleniyorsun. Emin değilsin. Öyle yaşıyorsun ki ahiretin için emin değilsin. Nasıl yaşıyorsun be kardeşim? Geleceğine bakınca ümit ve reca veriyorsa yaşadığına devam et. Eğer yaşadığın hayat sana istikbalde ümit ve reca veriyorsa yaşamaya devam et. Yok sana ümit ve reca vermiyorsa yaşantını, hemen yaşadığın şeklini değiştir. Öyle yaşa ki haf ve reca ortasında fikir versin sana. Yani ümitli korku, korkulu ümit. Yani hem Allah'tan ahiretten ümitliyiz, hem haf ediyoruz. Senin zannettiğin gibi ve için bu alem düşünülmemiş. Yani bizim vehmettiğimiz gibi bu alem kurulmamış. Yani bizim zannettiğimiz gibi basit değil. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu dikdörtgenin içerisinde dön ve öl ve gömül. Bu mu yani? Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, iş veya okul. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Yani bizim vehmimizin kurduğu bir dünya olmaması lazım, Allah'ın kurguladığı. Allah'ın düzeni bu olmaması lazım. Senin zannettiğin gibi ve için bu alem düşünülmemiş, kurgulanmamış, vehminin sana zannettirdiği gibi basit bir hayatı yaşamıyorsun. Tersine çok ciddi neticeleri olan bir hayatı yaşıyorsun. Öyle basit bir hayat zannetme. Bu yaşadığın hayatın çok ciddi neticeleri var. Ciddi olduğuna delil, her anı yeni, yani mazi ve müstakbeli anda barındıran bir hayat yaşıyorsun. Her an yeni. Ampulün saniyede 60 defa yanıp söndüğü gibi her anı yenidir. Biz her an yeni yaşıyoruz. Hafife ve ciddiye almadığın düşmanın Allah'ın düşmanı olduğunu unutma. Hafife aldığın ve kale almadığın düşman olan şeytan, Allah'ın düşmanı olduğunu unutma. Bak bu adam sana düşman olması için hangi serüvenlerden geçmiş? Nasıl maceralardan geçip seninle meşgul olduğunu aklından çıkarma. Cennette Adem'le, Allah ile kıyamete kadar mühlet istiyor. Sonra buraya kadar iniyor değil mi? Böyle bir şuurlu adam. İşini iyi biliyor. Öyle bir adam. O bizi ciddiye almış ama biz onu ciddiye almamışız. Hayatının en büyük hatası düşmanını basite alman olacaktır.
Unutma, düşmanın içinde, karşında ve dişinde olanlar, olanlar ise onun şakirtleridir. Düşmanın içinde, şeytan içimizde, onun türevleri karşımızda, dişimizde işte. İnsi ve cinli şeytanlar dışarıda. Her şey net ve belli kardeşim. Düşman belli, dost belli. Yapılacak iş belli. Bütün bunları belirsiz kılan, senin fiilini ciddiye almaman, sen düşmanını ciddiye almıyorsun. Düşman belli, dost belli, yapılacak iş belli. Belirsiz kılan, sen ciddiye almıyorsun. Hayatı ciddiye almıyorsun, kale almıyorsun. Fok balığı gibi yaşıyoruz. Düşmanı ciddiye almayınca ne oluyor biliyor musun? Tabii ki düşmanını ciddiye almadığın gibi dostlarının da kıymetini bilemezsin. Düşmanlarını ciddiye almayanlar dostlarının da kıymetlerini bilemezler. Dostlarının kıymetini senin düşmanların belirliyor. Eğer düşmanına ne kadar ciddi, samimiysen dostların da o kadar kaliteli olacaktır. Başta Allah'ın Celle Celaluhu gerektiği kadar kıymetini bilmiyoruz. Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz. Ya ne biçim konuşuyorsun ya? Allah'ın gerektiği kadar kıymetini bilmiyoruz. Yani Allah bizim için nedir? Allah bize ne ifade ediyor? Allah deyince biz ne anlıyoruz? Allah nasıl bir dosttur? Allah'ı tanımıyoruz. Ha? İman etmişiz, iddia etmişiz, öyle koymuşuz kenara. Lazım olduğu zaman dine müracaat ediyoruz, istepte lastik gibi. Cenazelerde, kanser olduğumuz zaman, hasta ve musibet olduğu zaman, bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman, Allah! Lan şimdi mi? Karadenizlerin bir atasözü var. Güzel havada ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Şimdi mi Allah? Yumurta dayanınca. Demek ki bunları yapacağız. Ne yapacağız? Namazı vaktinde kılıp arkabinde tesbihat yapacağız. Yapamasak işe yürürken, tam namazı kıldık mescitten kalk, yürürken yap. Hadi onu da yapamadın, kazasını mutlaka o gün yap. Her gün Risale'ni 5-10 dakika okuyacağız. Haftada en az 1-2 dersi gideceğiz. Gıybetten uzak duracağız. Silah-ı rahimi kesmeyeceğiz. Geniş siyasi daire boşmalar, haberlerden uzak duracağız. Çünkü insanın teslimiyetini kırıyor. Allah'a güveni azaltıyor haberler. Allah'ın rububiyetini, icraatını sorgulattırıyor, tenkit ettiriyor tövbe. Namusunu, efendim abi. Sıla-i rahim Allah için bir araya gelmek. Evet, yani sıla demek bağ demek. Rahim, ahiret hesabına dünyadaki bağ. İsmin Rahman, sıla Rahman değil. Evet. Sıla-i Rahman değil. Silah-i rahim. Yani rahim ne demek? Bu dünyada ahiret hesabına çalışmak. Bu dünyada ahiret hesabına çalışanların bağ kuracağı yöntem. Yani rahimin onayladığı, istediği bağ, münasebet. Rahimin istemediği bağlar silah-i rahim değil. Namusunu muhafaza et. Televizyonlardan, cep telefonlardan uzak dur. Onun bunun ayıplarını, hakirlerini görme. İhlası ve sadakati esas rehber yap. Sünnet-i seniyi, edile-i şeriyi elinden gevşetme. Ahmet Mehmet'i ölçü yapma. Ayrılma, ayrışma, kavga ve münakaşa etme. Kul hakkını yeme varsa öde. Kaza namazını, kaza oruçlarına başla. Kaza zekatların varsa öde. Vicdanın rahatsız olduğu hayatı yaşama. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلوات